Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Yanık Opel Astra H 1.6 benzinli. Kaloriferini çok bilmiş ustamız düz bağlamış ve araç yanmıştı. Onun şu an keçilerini, döşemelerini, torpidosunu, kalorifer kutusunu ve iç aksamını temin ettik ve bunların montajlarına başladık. Bunun için olması gereken işlemimiz tertemiz yapıp İşi bitirmek. Açma. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Bu aracımız kalorifer sistemini yanlış bir bağlamadan dolayı yanmış diye bahsetmiştik. Şimdi bu aracımızı onarım aşamasına geldik. Yanık yerleri onardık, boyadık, temizliyoruz ve itfaiyenin suyunu görüyoruz. İtfaiyenin suyunu görüyoruz. İtfaiye bunu söndürmüş çünkü. Şimdi bu su temizliğini yapıyoruz ve yeni parçalarımızı takacağız. Montajını yapacağız. Tertemiz bitirip bitmiş halinde sizlere çekeceğim, montaj aşamasını göstereceğim. Şimdilik çalışmamız böyle devam ediyor. Aracımızı görüyorsunuz. Bir ustamızın yanlış hatası aracı yakmış durumda. İtfaiye de gelip söndürüyor. Söndürdükten sonra araç bu aşamada. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra yeni videolarımızı, yeni çekimlerimizi kaydedeceğiz. Bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu da torpido içinin elektrik tesisatı. Komple elektrik tesisatını yeniliyoruz. Çıkma bir araçtan aldık. Aynı araç. Onun parçalarını buna takıyoruz. Bu gördüğümüzde kalorifer kutumuz. Kalorifer kutumuzu değiştireceğiz. Çünkü kendisi yanmış. Kalorifer ve klima bitmiş artık. Kül olmuş. Görüyoruz arkadaşlar. Sökme parça tertemiz. Hala etiketlerine kadar üzerinde barındırmaktadır. Kaloriferi yön motorları, klepe diye bahsettiğimiz arıza veren ses bu. Bir de çalıştırdığımızda tıkır tıkır yön verdiğimiz arıza yapan motorumuz da bu. Bu arkadaşlar. Görüyoruz. Bu motorumuz tıkır tıkır ses yapar. Bu motorumuz yön motorudur. Sıcaklığı, soğukluğu, içeriye dışarıya kazana haznesini alan. Ve gelelim bu aracımızın torpidosu. Komple torpidosu kardeşlerim. Torpidoyu görüyorsunuz. Orijinal bir araçtan söktük, aldık. Hasarlı bir araçtan. Geçmişinde airbag patlaması da yoktur bu araçta. Görüyorsunuz airbag yazımızda burada orijinal olduğu gibi. Ön göğüs dediğimiz torpido kısmının alt izolasyonu. Motor sesini içeriye almaması için orijinal araçtan söktük, parçamızı temin ettik. Ve şimdi bu da taban halımız. Bunu da kendininki yanmış olduğu için sökme bir araçtan söktük ve takacağız aracımıza. Aracımızın temizleme aşaması, onarım aşaması, bunları tek tek videolayacağız arkadaşlar. Tertemiz aracımızı yapıp müşterimiz Kenan Bey'e de teslim edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim. Yanmış aracımızdı. Kalorifer kutumuzu taktık. Komple görüyorsunuz. Kalorifer kutumuzu taktık. Ön keçemizi taktık. Ses yalıtım
keçesini. Ön torpidoyu koyduk yerine. Seyirimizi taktık. Kalibre anahtarlarımızı taktık. Yol bilgisayarımızı montaj ettik. Gösterge paneli, jim modülü, silgeç kolu, sinyal kolu ve far anahtarımız. Bunların montajına devam ediyoruz. Kalorifer borularını taktık, görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaki vatan, arkada oturanların ayaklarına sıcak vermesi için. İç halısını sereceğiz ve koltuklarını takacağız. Bitmiş halini size yine atacağım bunu. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar montajımız devam ediyor. Ön panel, jim modülü, sinyal kolu, silgeç kolu, far kolu, far anahtarı, teyip kısmı, kalorifer anahtar kısmı, yol bilgisayarın bunların montajını yapıyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi yanmıştı biliyorsunuz bu aralar. Kalorifer üflemelerini, borularını taktık, görüyorsunuz. Buradan verecek. Bu şekilde aynı böyle. Böyle. Taktık buralarını. Gayet güzel. Pırıl pırıl topluyoruz. Birkaç dakika sonra taban halımızı sereceğiz. Ondan sonra işimize devam edeceğiz arkadaşlar.